Merhabalar. STM 8 programlama serisinin 7. videosuna bir video daha eklemeyi planladım. Bu videonun içeriği simülasyon veya ST-Link üzerinden debug işlemi. Ki bugünlerde malzeme temini zor olabilir. Elinde olmayan arkadaşlar başlamak istiyorsa diye böyle bir video çekeyim dedim. En son yazdığımız kodu açıyoruz. Project GPIO. Evet, STM 8. Proje dosyamı açıyorum. Simülasyon yapmak istiyorsak Project'e tıklayıp sağdan Options diyoruz. Açılan pencereden Debugger'ı seçip Setup'ın altındaki Driver'dan Simülatörü seçiyoruz. Böyle olunca Debug yaparken simüle şeklinde yapacak Debug. Aynı şekilde ST-Link üzerinden yapmak istiyorsak da bunu ST-Link seçmemiz gerekecek. Onun haricinde burada yapmamız gereken bir şey yok. Buna OK diyoruz. Bir derleme yapıyoruz. Simülasyonda bu satırda takılıyor. Ondan dolayı bunu yorumlayacağım. Bu herhangi bir problem teşkil etmez. Derledim. Ve şu ikonla, Dolant and Debug'la simülasyonu başlıyorum. Kodlarımızı step by step kontrol edebileceğimiz seçenekler burada mevcut. Bu tuş ile kodu koşturmaya başlayıp bu tuşla da reset konumunu getirebiliyoruz. Öncelikle çıkış ve giriş pinlerini görmemiz için açmamız gereken pencereler var. Bunlarla başlayalım. View, Register, Register 1 dedim. Bu pencere bana A portunu göstersin. A portunda butonun bağlı olduğu için Port A Input Data Register seçili olması lazım. Diğer portlarımız için de birer tane pencere açalım. Register 2. Bir diğeri de burası B portu için dedik. Burası da D portu için. Şimdi burada hangisinin açılı olması lazım? Çıkış olduğu için ODR yani Output Data Register. B portu için 5. pin. D portunun Output Data Register'ının 4. ve 5. bitleri. Peki. Şöyle biraz küçültelim. İlgili alana tıkladığım zaman buranın değerini değiştirebiliyorum. Yani çıkışı 1 yapabilirim burada aslında. Buradan 0 yapabilirim. Bu ST-Link ile yapacağımız debug için de geçerli. Buradan istediğimiz parametrelerin girişini sağlayabiliriz. Şimdi simülasyon debug'ını başlatalım. F5 tuşuna basarak veya buradaki ikonu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Debug işlemi başladı. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? ODR, IDR bitleri vesaire. Benim buraya yazmış olduğum fonksiyonun parametresinin ilgili register bitine sorgulama yapıyor. Benim buradaki girdiğim parametreler port A pin 1 olduğu için gelecek. Port A Input Data Register 1 bitinin değerini sorgulayacak. Bu değeri alacak. Eşitliğin sol tarafına yazacak. Ve eşitliğin iki tarafını karşılaştıracak. Neye göre? Aradaki işarete göre. Peki. Şimdi ben bunu 1 yaparsam ne olacak? Buradan gelen veri 1 oldu. 1 eşit midir sıfıra? Değildir. Ne olacak? If şartı sıfır olarak sonuçlanacak. 1 ve 0 birbirine eşit olmadığı için program burayı işlemeden buraya atlayacak. Peki burada ne olmasını bekliyorum? D portumun 4 ve 5. pinleri low, PB5 pinim high olacak. Yani lojik bir olacak. Gözlemliyorum. D portumun 4. ve 5. biti 0. B portumun 5. biti lojik 1. Buranın lojik 1 olması LED'in yanmadığı anlamına geliyor. Bu pinin True Open Drain olduğundan kaynaklı. Ben butonuma bastığımı varsayalım. Bastığım zaman burası lojik 0 olacaktır. Buraya 0 değerine girdim. If şartım doğrulandı ve bu kod satırı işlenmeye başladı. Bu kod satırından sonra else'yi işlemeden atladı, tekrar başa geldi.
Buradaki gözlemlemek istediğim çıkış değerlerine D4 ve D5 pinin D4 ve D5 pininin lojik 1 olması doğru. B5 pininin de lojik 0 olması. Farklı giriş çıkış pinlerini kullansaydım onları da yine burada gözlemleyecektim. Bu satırdaki diğer veriler işte Control Register 1, Control Register 2 gibi veriler. Debug'daki bir diğer konuda benim tanımladığım değişkenleri real time olarak görebilmem. Bunun için bir örnek yapalım. Bir değişken tanımlayalım. Değişkenim nasıl tanımlanıyor? Öncelikle değişkenimin boyutu, değişkenimin ismi, atayacaksam bir değer. Sonrasında noktalı virgül. Peki yapalım. Değişkenimin boyutu U8 olsun. Yani tanımsız 8 bitlik tam sayı U8'in anlamı. Alabileceği değerler 0 ile 255 arasındadır. Değişkenimin adı X. Başlangıç değeri olarak da 0 atamak istiyorum. Noktalı virgülümü koydum. Bunu görmek için birer birer arttırayım. Onu da şurada gerçekleştireceğim. If şartını kaldırıyorum. Çok uzun bir delay istemiyorum. Bunun aynısını aşağı yazacağım. Ve burada tanımladığım değişkeni birer birer arttıracağım. Onun için de x artı artı diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Nereden göreceğim bunu? Birkaç yöntemi var. View'den live watch dediğim zaman değişkeni real time gözlemleyebiliyorum. Aynı zamanda değişkene değer atayabiliyorum. Bu size bu şekilde gelmezse bunu böyle tutup uygun bir yere yerleştirirsiniz. Buraya nasıl yollayacağım bu değişkeni? Ya değişkene sağ tıklayıp Add Live Watch diyeceğim ya da Live Watch penceresindeki satıra doğrudan değişkenimin adını gireceğim. Error görünüyor çünkü kodu yazdıktan sonra programı tekrar derlemedik. Bunun için yeşil ikona tıklıyorum. ST-Link bağlı olmuş olsaydı programı derleyecekti ve kodu mikro denetleyiciye yükleyecekti. Simülasyonda da derledi ve yükledi varsayıyoruz. Buraya sağ tıklayıp şu seçeneklerden dilediğimi seçebiliriz. Ben desimal olarak görmeyi tercih ediyorum ve programımı koşturuyorum. X değeri buradaki değerlere bağlı olarak artıyor. Bu delay uzun oldu. Bunların bir tanesini siliyorum. Yeniden yüklüyorum. Programı koşturdum. Gördüğümüz gibi real time olarak değişkenin değerini gözlemleyebiliyoruz. Ve buradan bir değer girebiliriz buna. Bu diyelim ki 125 olsun. Onun üzerinden saymaya devam edecek. Diyelim değişkenimin değeri 255'i geçtikten sonra, yani sınırların ötesine geçtikten sonra tekrar kendini sıfırlayacak. Yani bir kod yazarken kullanacağımız değişkenin ebatını alacağı değere göre tahmin ederek tanımlama yapmamız gerekiyor. Şöyle programı durduralım. Evet, onun haricinde debug için söyleyeceğim bir şey kalmadı. Debug modundan çıkalım. Bu ayarı da tekrar geri yerine getirelim. ST-Link. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.